Evet sevgili dostlar. Sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Aşağıda gözüken 23.000 kısmını inşallah kısa süre içerisinde 23.100 yaparız diye umuyorum. Kanalımıza hala abone değilseniz mutlaka abone olmanızı tavsiye ederim. Evet sevgili dostlar. İsmail Kartal'a tribinden büyük destekleyerek haber turumuza başlayalım ve bombayı da bir ara patlatalım. Fenerbahçe'nin Göztepe ile karşı karşıya geldiği maçta taraftarlardan İsmail Kartal'a çok ama çok büyük destek geldi. Biliyorsunuz karşılaşma boyunca teknik direktör İsmail Kartal'a çeşitli sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar maçın son bölümlerinde tezahüratlarla ve alkışlarla İsmail Kartal'a destek verirken o da Fenerbahçe taraftarının önünde eğilerek bir selam verdi. Hani başım gözüm üstüne ne diyorsanız kabul gibisinden karşılık verdi. Bu arada Göztepe maçında müsabakayı 42.123 kişi izlemiş. Ya ben anlamıyorum yani nasıl 50.000 olmuyor bu sayı. Demek ki localar falan boş kalıyor herhalde diyeceğim de 10.000 kişi mi localar? Yani ben stadı 50.000 kişilik diyebilirim. Demek ki 8.000 kişi falan localara girmiyor herhalde. Şimdi maçta enteresan bir şey oldu. Yani maçın bitiminde İsmail Kartal'ın basın toplantısında açıklamaları var. Göztepe maçından sonra. E, Galatasaray maçından sonra takımda rehavet olabileceğini düşündük diyor. Aslında ben maç önü yayınında buna, buna da değinecektim. Hani mesela bir Anadolu takım Fenerbahçe'yi yendi miydi çaptan düşüyor. Bir Anadolu takımı Galatasaray'ı yendi miydi çaptan düşüyor. Ya da büyüklerin kendi içinde de aynı şekilde oluyor arkadaşlar bu. Yani üç büyükler, dört büyükler bir takımı yendiler miydi? O hemen şımarıyorlar. Mesela benim yanlışım yoksa Trabzonspor kendi evinde Galatasaray'la berabere kaldı. Beşiktaş'tan berabere kaldı. Deplasman'da sanırım Galatasaray yenebildi. Böyle bir başarı yakaladı. Hani bu maçlardan sonraki maç periyotlarına bakmalı, bakman lazım. Yani sadece Trabzon için demiyorum. Mesela Konyaspor için. Mesela Fenerbahçe yendikten sonra ne şekle büründü ya da diğer takımlar için. Aynı şekilde üç büyüklerin kendi arasında da var. Yani Galatas Galatasaray Beşiktaş'ı yendi ama yendikten sonra Anadolu takımlarına herhalde puan kaybetti. Bu rehavet olayı doğru. Çok doğru bir noktaya değinmiş. Hani hafta başından beri takımı uyardım. Aman dikkat edin dedim. Göztepe güçlü takım olduğunu anlattım. Oyuna golle başladık. İlk yarının sonlarına doğru rakip oyunu ele geçirdi. Bak ilk yarının sonlarına doğru rakip oyunu ele geçirdi. Bu gerçeklerle yüzleşmemiz lazım kazanma alışkanlığı yakaladık. 60-65'e kadar bekledim. Dimitris, Pelkas'ın sakatlanması bizi yavaşlattı diyor. Yani şu ana kadar taraftarlar hemen hemen aynı şeyleri düşünüyor. Çok güzel. Bu maçta 3'ü 4'ü atabilirdik. Kazandığımız için mutluyum. Taraftarımıza teşekkür ederim. Bölüm bölüm iyi bölüm bölüm vasat oynadık. Üst sıralardaki yarış ne olur şeklinde bir soru yöneltilmiş. Maç maç düşünüyoruz. Sezonu en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Güzel politik bir cevap. Hani rol yapmam, yalan konuşmam, ben böyle biriyim, takımla yeri geldiğinde arkadaşım, yeri geldiğinde babayım, biraz zamana ihtiyacım vardı. Oyuncularımızla birlikte iyi elektrik aldık, oyundan keyif aldılar, inandılar. Taraftar da bize destek verdi, bugünlere geldik demiş. Trabzonspor kaybediyor, siz kazanıyorsunuz, hedefiniz ne demişler? Bakalım offsite'a düşmüş mü? Yani bu, bu cümle offsite'a düşürür adamı. Hedefimiz maç maç düşünmek. Bunu ilk geldiğimde de söyledim. Fenerbahçe'ye layık bir yerde sezonu bitirmek. Hedefimiz en iyi yerde bitirmek. Bu neresi olur? Bilemeyiz futbol bu. Arda Güler'le ilgili bir soru geliyor. O da hoşuma gitti. Arda Güler'le ilgili açıklaması da hoşuma gitti. İsmail Kartal'ın. Arda Güler bizim oyuncumuz. Ona sorumluluk da verdim. Miguel Crespo ile haber yolladım. Penaltıyı atmasını söyledim diyor. Yani bizim ekran başında gördüğümüz Hani Valencia ile birlikte topu aldılar ama Valencia bıraktı gibisinden. Ee, ilginç. Penaltı yatmasını söyledim. Bizi mahcup etmedi. Kendisine de tebrik ederim. Oynaya oynaya gelişecek. Ve bir gün bir bakmışsınız ilk 11'de. Önünde çok yol var demiş. Bir bakmışsınız. Rize maçında ilk 11'de. Değil mi? Yok ben İsmail Kartal'a güvenip ilk 11 duyumu vermeyeceğim. Eğer İsmail Kartal'a kalırsak yalancı çıkıyoruz. Gerçi ben Arda Güler'in sonradan 11 olmayacağını söyledim ama bu sefer de Valencia 11'de dedim. Yani sonuç olarak yine 11'deki oyuncuyu bilememiş olduk ama tabii ilk 11 konusunda hiç başarılı değilim demek ki. Bir de tarih konusunda. Önder Özen, Rüzgar Lövden, İsmail Kartal'a döndü diyor. Şimdi genel en son bir toparlayacağım arkadaşlar. Sizden ricam beklemeniz. Önder Özen'in açıklamaları var NTV ekranlarında. Hani 69'da Arda'nın maça başladı diyor. Fenerbahçe iyi başladı. Erken gol. Hani arkasından verilmeyen ama organize gelmiş bir gol daha. Oyun hakimiyeti ve önde sert bir baskı. Ben oyun hakimiyetine inanmıyorum. Organize bir görüntü veren Fenerbahçe vardı. İlk yarı sonunda oyun biraz dengelendiğinde Göztepe'nin iki net fırsatı vardı. Evet iki net fırsatı. İkinci yarı başında da Fenerbahçe biraz baskılı başladı. Göztepe oyunu dengeledi. Ta 69'a kadar. Maç resmen bitmese de Arda'nın maçı başlar. Tribünlerdeki hava da iyice arttı. Bizim çocuk ne yapacak acaba? Heyecanı vardı izleyicilerde. Fenerbahçeli taraftarların gözünün önünde büyüyeceği sinyali yani gözün önünde büyüyeceği sinyalini verdi. Fenerbahçe açısından güzel bir gösteri oldu. Hak ederek kazandığı bir 3 puan da İsmail Hoca geldiğinden beri en iyi oynadığı maç değildi bu. Ama güvenli, emniyetli, acaba dedirtmeden maçı bitirdim. Şimdi mesela ben maç sonunda şey dedim. Ee, hani iki tane net pozisyon verdik Göztepe'ye. Oldu mu gibisinden hani canlı yayında konuştuk ama sonradan düşündüm. Ulan dedim elini vicdanına koy Mustafa. Adamların tek çaresi kazanmak. Yani kazanmazsa küme düşeceklerinden eminler. Ya hal böyleyken hani ya herro ya merro diyorsun. Sana geldi miydi ya herro ya merro da rakibe geldi miydi ne olacak? Yani rakip bunu yapacak. İlla ki Fenerbahçe'nin üstüne gelecekti. Hatta Belki Trabzonspor'la oynasa hani lider olduğundan dolayı çok örnekte kullanıyorum arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Yoksa kafayı taktığından falan değil. Şimdi bu Göztepe Trabzonspor'la oynasaydı belki iki tane net pozisyonu onlara karşı bulacaktı. Değil mi? Belki onlara karşı da bulacaktı. Çünkü ölüm kalım maçı. Yani karşısındaki rakip Fenerbahçe'ymiş, Trabzonspor'muş, işte Karagümrük'müş adamların umurunda değil ki. Bu maç giderse gitti kümede kümede izliyorlar. Yani birincilike düştük diyorlar. Ki Bence futbolcuda lige düştüklerini 2-3 futbolcuyla yolların ayrıldığında anlamışlardır ama yine de mantalite olarak bu. Aaa bu arada ben unutmuşum ya introyu. Kusura bakmayın arkadaşlar. Oo, baya 7 dakika intro izletmişim. Hakkınızı helal edin. Yani ben tuşa bastım diye hatırlıyorum ama basamamışım. Şimdi en başa da sarmanın lüzumu yok. Buraya kadar konuştuk ettik. Dediğim gibi durum bu. Neyse devam eden Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarını erteliyor olmasına Fenerbahçe'nin aldığı galibiyetler belirleyici oldu. Olumlu bir görüntüyle bu haftayı kapattı Fenerbahçe. Her hafta tablo gelişerek değişiyor. Teknik adamlıkta hava döndü. Lövlerden, jesuslardan hava döndü diyor. Yani şu anda İsmail Kartal'dan yana istiyor şu anda hava diyor. Daha güvenilir ve oyuncuların yükselen bir performansı var. Bazen basiti temel alarak başarıyı yakalayabilirsiniz demiş. Katılmıyorum. Daha önce gelmiş kendisine süper bir kadro verilmeden yarıştırılmış bir İsmail Kartal var. Az bilinen bir takım formasyonu değil. Bunlar çok bilinen bir perspektifti ama öbür taraftan da güvenilir bir sistem. Sadece İsmail Kartal'ın dönemini katacak olursak puan durumuna Fenerbahçe lider diyor. Bugün Kadıköy'de bahar havası var. Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır diyen ekibe mi gidecek kontrat yoksa ümit veren birine mi? Fenerbahçe yönetim kurulunu çok zor bir karar bekliyor. Çünkü iki kararda çağrıştıracağı olasılıklar birbirine çok yakın demiş. İsmail Hoca'nın vaat ettiği oyunla Jesus ve Lövüm veya başka bir ismin vaat ettiği oyun birbirine çok yakın. Fenerbahçe artık yapılanma dönemini tamamladı. Fenerbahçe artık hazır diyor. Katılır mısınız bilmiyorum. Ve Rıdvan Dilmen açıklamış İsmail Kartal'la devam edilecek mi sorusuna hani canlı yayında açıklamışlar. Ben bilmiyorum izlemediğim için yorum yapamayacağım. Ama canlı yayında devam edilecek mi sorusuna cevap vermiş. Ee, 2-0 İsmail Kartal'a son 9 maçta 8. galibiyet, arka arkaya 5. galibiyet sanırım yanlışım yoksa. Ve Rıdvan Dilmen TRT'de maç sonrasında bazı açıklamalarda bulunuyor. İsmail Kartal'a devam edilecek mi sorusunu yanıtlıyor. Yani bu soruyu yanıtlamış. Ne demiş? Ee, İsmail Kartal şu andaki performansla devam etmeyi hak ettiğini ifade etmiş. Burada oturmakla Fenerbahçe kulübü başkanı koltuğunda oturmak aynı şey değil. Sanki İbrahim İsmail Hoca'dan yana hem hocayı hem kulübü tanıyorum. Planlama şuydu. Löv gelirse İsmail Hoca'yı da yanına koyarız diyorlardı diye tahmin ediyorum. Futbolda dün yoktur. Rize Spor'la beraberlik bir de derbi mağlubiyeti hemen hoca araçlarını başlatır diyor. Yani İsmail Kartal'a diyor ki, Kalan 5 beş maçın 5'ini de kazanırsan şampiyon olmasın da şampiyon sayılırsın seninle devam edilir. Yani göbeğini kendi göbeğini kendin keseceksin diyor. Ama yok atıyorum Rize ile beraber kaldın ne anladık biz bu işten. Yani diyecekler diyor. O yüzden İsmail Kartal'a çok net bir mesaj veriyor. Kulüp senin alacağın puanlara bakıyor diyor ki ben bunu uzun zaman önce açıklamıştım ee, size demiştim hani kalan şu kadar maçın hepsini kazanırsa bence devam edilsin diye ben sözümün hali arkasındayım hani Beşiktaş'ı yeneriz Gaziantep'i yeneriz şunu yaparız bunu yaparız hani kalan bütün maçları kazanırsak zaten İsmail Kartal'a devam ederiz edilmeli de ama ben hani e, şu futbolun Göztepe'ye karşı oynadığımız futbolun Rize'de işe yaramayacağını düşünüyorum. Bu futbolu Rize'de işe yaramaz. Hele hele bu kadar eksik vermişken kadro dışılar şunlar nasıl sıkıntılı. Şimdi Muhammed Battal Çevik kardeşim bir yorumda bulunmuş. Kendisi üye ama e, üyelik hasebiyle değil. Rica ettiği için ben yorumunu paylaşıyorum. Lütfen bu mesajı okuyun, değerlendirin hocam diyor. İsmail Kartal seneye yapamaz. Çünkü sene başı gelseydi Ferdi'yi solbek bek oynatır mıydı? Osa'yı isa beke evirir miydi? Gustavo gibi takımın en iyisi yerine ikincilikten Crespo'yu alıp oynatır mıydı? Ya bu maçta önünde iki oyuncu yokken Arda Güler'i ilk 11 oynatmayan adam Avrupa maçında oynatır mıydı? Yani kısaca elindekinin iyi değerlendiren biri, elindeki yeterli değilse farklı bir şey üretebilecek biri mi İsmail Kartal diyor. Bir de 17 yaşında Türkiye standartlarında Modric gibi oynayan adamı maç kopmadan ya da mecbur kalmadan alamayan korkak bir adam Ferdi Yosayi 8-10 maç sabredip yeni bölgelere eviremezdi demiş. Lütfen bu yorumu okuyun demiş. Katılıyorum. Şimdi bu konuda da şey giriyor araya. Ee, ben olsam Vitor Pereira ile devam ederdim diyenler var. Ya Vitor Pereira iyi bir scoutlık yaptı. Evet. Ferdi hamlesi tuttu. O sayı tuttu. Peki Burak Kapacak'tan müthiş bir şey çıkardı mı? Çağatay'dan müthiş bir şey çıkardı mı? Serdar Aziz'i küstürdüğünü hatırlıyor musunuz? Serdar Aziz bu takımda kadroya giremiyordu. Hani doğrularını konuşalım, yanlışları da konuşalım. Sosa'yla şeyle, oynayan, Sosa'yla top oynatıyordu. Crespo'yu kadroya almıyordu. Hani bunları konuşalım. Yani bizim taraftarımızda şu var. Bir kişiyi kafalarına yazıyorlar. Sadece olumlu şeylerini söylüyorlar. Bakın. Bir arkadaşımıza diyor ki bu maçtan şu sonuç çıkar. İsmail Kartal, Vitor Pereira'nın ekmeğini yiyor. Ya yani şu maçta bile Arda'yı oynatamayan adam, oyuncu sakatlansa da alamayan adam, Ferdi sol beklenemezdi, denemezdi. O sağ iyi bek Hani Crispo gibi oyuncuyu transfer etmez diyor. Hemen hemen herkes aynı. Bir Galatasaraylı'nın çok güzel bir yorumu var. Hoşuma gitti. Diyor ki lider Trabzon taraftarı mutlu. Çıkışak için Fenerbahçe taraftarı da mutlu. Hocasını bulan Beşiktaşlılar da mutlu. İkincilik şansı olan Konyalılar da mutlu. 6'da altı 6 altı yapan Antalyalılar da mutlu. Hatta olmayan taraftarıyla Başakşehir bile mutlu ama Galatasaray taraftarı mutsuz demiş. Teşekkürler Burak Elmas demiş. <laughs> Tabii işin şakası bu tarafa ama durum bu. Size küçük bir dini bir örnek vereceğim arkadaşlar. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz biliyorsunuz İslam peygamberidir. Hepimizin önderidir. İslam peygamberinin bir özelliği vardır. Hani ben şeye kızarım ya. Yani kızarım derken çok doğru bulmuyorum işte. Babasının adı şuydu, annesinin adı şuydu, dedesinin adı şuydu. Tamam. Kütüğünü öğrenelim ama bence öğrenmemiz gereken çok farklı şeyleri var. Nedir? Mesela Taif'te kendisine işkembe atılmıştır. diye işkembesi atılmıştır. Küçük çocuklar tarafından taşlattırılmıştır. Ama Mekke'yi fethettikten sonra gidip intikam almamıştır. Kendisinden af dileyen herkese affetmiştir. Hani e, vahşi var. Biliyorsunuz Hazreti Hamza'ya yaptığı zulüm. Sonrasında gidiyor ben Müslüman olmak istiyorum diyor. Tamam Müslüman ol diyor. Ben affettim seni diyor. Bu kadar merhametli, içimizde bu kadar merhametli insanlar yok. Hani bir insan bir hata yapsa da hemen küssem. Hani bir arkadaşım bana bir yamuk yapsa da bir daha ömür boyu konuşmasam. Sanki bunu marifet gibi görüyoruz. Bir de bir olay var. Ee, sahabe hanımlardan bir tanesi evladını kaybediyor. Evlat acısı yaşıyor. Efendimiz de gidiyor hani şey yapacak. Ee, ne diyeyim? Yani onu teselli edecek. Yanına gidince hani yüzüne bakmıyor, görmüyor onun olduğunu. Kadın diyor ki git başımdan diyor. Sanki sen diyor bu acının ne olduğunu bilir misin ki diyor. Gönderiyor. Kime diyor bunu biliyor musunuz? Hayattayken altı çocuğu olup beşini toprağa gömen peygambere söylüyor. Hani birçoğumuz diyoruz ya ya sabır taş olsa dayanamazdı. Bende de peygamber sabrı varmış. Hiç kusura bakmayın. Sizdeki sabır peygamber sabrının çeyreği olamaz bugün bir evladını kaybettiği için kalp krizinden 40 40'lı yaşlarda hemen 40'lı yaşların başında vefat eden akrabam var benim. Sadece bir oğlu vefat etti diye. 6-7 yaşında çocuğu. Ya bunları bilin. İslam'a ilişkin bunları bilin. Saçma zaman. yok sakız orucu bozar mı? Yok bilmem tight giyiyorum oruç bozulur mu? Yok şöyle bir böyle... ya çok saçmalıyorsunuz. Çok saçma diyorsunuz. Dikkat edin. Yani Ramazan Ramazan ha başka zaman da yapmayın abi. Gerek yok. Yani herkesin şeyi var. Burada kastettiğim olay şu. Hani altı çocuğundan beşini toprağa vermiş adama diyor ki sen ne bileceksin bu acıyı diyor. Yani insan da herkes kendi bildiğini okuyor. Teşbih de hata olmasın. Bizim olayımız da böyle. Birçok kişi diyor ki ya siz ne bileceksiniz İsmail'le devam edilebilir. Siz işte Löv'ü bilmiyorsunuz. Löv Anadolu takımlarını şöyle çalıştırdı, böyle çalıştırdı. Tamam. Tamam şekerim. Şöyle yapalım. İnternete yazalım. İsmail Kartal Hocam dini örnek neydi? Ya buradan örnek veriyorum. Hani herkes siz zannediyorsunuz ki tek acıyı yaşayan sizsiniz. Ya biz Feriş Dağı'nı yaşadık arkadaşlar. Farkında değilsiniz bak biz burada 7 24 7 24 burada Fenerbahçe videoları çekmeye çalışıyoruz. Size ulaşmaya çalışıyoruz. Ha, ayrıca da dini bir şey bilin istedim. Düşünsene eve bir senin peygamberinin kaç çocuğu olduğunu bil. Kaç çocuğunu toprağa gömdüğünü bil. Asıl önemli olan bu. Diyorlar ki löv takımlarda başarısız bakalım. E, şu Tutkart'ta geçici antrenörken 6 maçta 2.67. Sonra kalıcı antrenör 83 maçta 1.76. Fenerbahçe'de 38 maçta 2.05. Karl şeyde 18 maçta 0.56 kötü. Adana Spor'da sadece 5 maç 0.40. FC Tirol takımında 25 maçta 1.52, Avusturya Viyen'de 31 maçta 1.71, 2004 Alman milli takımında 198 maçta 2 0 9. Şimdi bu adama başarısız diyen arkadaşların İsmail Kartal'ı e, bakalım İsmail Kartal'ın kariyerine. Fenerbahçe'de gençlik gelişim koordinatörü 97'de 96-97 yardımcı antrenör. Karabük Spor'da yönetememiş. Sivas Spor'da bir maç sıfır. Mardin Spor Altay'da 3 maçta 1 puan ortalaması. Mardin'de 3 maçta 1.33. Malatya'da 1 maçta 0. Konya Şeker'de 1 maçta 3. Fenerbahçe'de 46 maçta 2.17. Fenerbahçe'yi çalıştırana kadar doğru düzgün tecrübe yok. 2.17. Eskişehir Spor'da 4 maçta 0. Gaziantep Spor'da 16 maçta 1.06. Ankara Gücü'nde 53 maçta 1.62. Çaykur Rizespor'da 28 maçta 1.14. Konya Spor'da 24 maçta 1.38. Şu an itibariyle Fenerbahçe'de 16 maçta 1.88 puan ortalaması. Yani Avrupa Ligi'nde konferansta elendiğimiz, yenildiğimiz iki maçı hesaba katın. Türkiye Kupası'nda yenildiğimiz bir maçı hesaba katın. Evet, ligde 13 maçta 2.31 puan ortalaması var. 9 galibiyet, 3 beraberlik bir mağlubiyet. Yalnız İsmail Kartal'ın Eskişehirspor'da Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduğunu hatırlatayım. Gaziantepspor'la UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupası'nı, Ankara Gücü'nde teknik direktörken Dünya Kupası aldığı gerçeğini de hatırlatayım. Sonra bazı arkadaşlarımız bize diyor ki çok cahilsiniz. Löv kulüp takımlarında başarılı olamıyor. İsmail Kartal hepsinde başarılı diyor. Hani sizin başarı katsayınız buysa sizin Fenerbahçeliliğinizi sorgulamak zorundayım. İsmail Kartal kapalı bir kutudur. İsmail Kartal hedefsiz kalmış Fenerbahçe'de gazlama metodolojisiyle bak gazlama metodolojisiyle kendinden önceki sistemi devam ettirip başarı elde etme teknik adamdır. Bize bu mu lazım? Üreten bir adam mı lazım? Takdirin size bırakıyorum. Ha, lövle devam edilecek mi edilmeyecek mi? Ben yönetimin %100 kararını size iletiyorum. Sezon bitmeden karar verilmeyecek. Ama lövle her konuda anlaşıldı öyle yok bütçede anlaşılmadı, zıtçede anlaşılmadı. Yok takılar işte gelin tarafında mı kalsın da, ama tarafında mı kalsın falan yok. Salon tutulacak mı, tutmayacak mı yok? Durum ha, Ali Koç'un işine gelir. Financial Fair Play adlı cümleyi tekrar tekrar kullanır. Ama şunu ısrarla söylüyorum. Fenerbahçe'nin geleceği açısından ben İsmail Kartal'ı hani çok ama çok şey görmüyorum. Yanlış anlamayın yani. Çok ön sıralarda görmüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Katılmak zorunda değilsiniz. Ama aklen, mantıken ee, bir şeyler olması lazım. Bak mesela bugün Mert Hakan Yandaş sahada yok. Kaça kadar sahada tuttu? Bak şimdi rüzgar yakalandığı için kimse ses çıkarmıyor. Yarın rüzgar dağılır, iş sarpa sarar. Zayis'tan medet umuyoruz. Zayis topçu mopçu değil. Siz Zayis'i yere göğe sığdıramıyorsunuz ama Zayis topçu mopçu değil abi. İstediğinizi diyeyim bana. Zayis topçu mopçu değil. Yani siz Zayis'tan medet umuyorsunuz. Zayis'i böyle yere göğe sığdıramıyorsunuz ama Zayis topçu mopçu değil. Kusura bakmayın. Değil. Allah aşkına. Ya biz Avrelyolar falan izledik ya. Biz hani Meyreleşler falan izledik. Ya siz izlemediniz herhalde ya. 0-7 yaş grubu falansınız herhalde. Ya Zayis topçu mopçu değil abi. Sıradan basit bir oyuncu ya. Sıradan bir Anadolu takım topçusu ya. Veren Anadolu'da sırıtmaz. Ya Fenerbahçe'de 8 gol attı. Ya Fenerbahçe'de 8 gol ben de atarım ya. Ben de atarım 8 golü. Yani bilmiyorum. Bak o Samuel sağ bekte oynuyor. Bak müdahaleleri falan enfesleşmeye başladı. Enfes müdahale yapmaya başladı. Enfes. Yani araya giriyor, koşuyor, ediyor, hızını kullanıyor, süratini kullanıyor, bir şeyler yapıyor. Bak hiç lafım yok. Hiç lafım yok. Ama Öteki türlü sıkıntı. Ben İsmail Kartal konusunda şunu söylüyorum. ve bir, bir kez daha belirtiyorum. Löv Peugeot 3008'dir. 2022 model. İsmail Kartal 2004 model Peugeot 307'dir. Evet şart şart olarak İsmail Kartal ve ekibi 1,5 milyon euroya okey derken Löv ve ekibi 4 milyon euroya okey diyecek. İsmail Kartal ikinci adam olmasa sıkıntı yaşar. Ben şunu söyleyeyim. Ya Löv olarak düşünmeyin. Löv olarak düşünmeyin. Nenad bir olsun. Marcelo bir olsun. Jorge Jesus olsun. Bu takıma bak aslında olması gereken teknik direktör. Ya Jorge Jesus ya Nenad bir ama ikisi de gelmez. Niye olması gereken bu? Coşku, esnek taktik anlayışı vesaire. Bak bize ne lazım biliyor musun? Bize oyuncuyu geliştirecek adam lazım. Bize alt yapıdan futbolcu oynatacak cesaretli adam lazım. Bize kapanan rakipleri açmak için taktiği stratejisi olacak adam lazım. Bize medya ile vesaire baş edebilecek adam lazım. Kısacası bize şeyli adam lazım. Güçlü adam lazım. İsmail Kartal ilk fırtınada mahvolabilir. Ha şu var İsmail Kartal'ın da tecrübesi var. Yani hangi teknik adamın takım otobüsü kurşunlanmış? Yani Löv'ün takım otobüsü hiç kurşunlanır mı? Yani öyle de bir tecrübesi var. Ben diyorum size de aynısını söylüyorum. Kendime de aynı tavsiyede bulunuyorum. Bir futbolcu Fenerbahçe'ye transfer olduğunda ne diyorum? 450 dakika izleyip konuşalım. Fenerbahçe'nin hemen hemen 450 dakikası var. Hani şeydeki hazırlık maçını saymıyorum. Onun dışında 450 dakikası var. Gelin 450 dakika bekleyelim. Siz de ben de erken konuşmayalım. Bak Rıdvan Dilmen'in cümlesi çok doğru. Allah muhafaza Rize'de bir beraberlik. Gaziantep maçında bir yenilgi. İsmail Kartal'ın iyisini anmazsınız. Bugün dediğiniz cümleye yarın pişman olursunuz. Aynı şekilde bugün İsmail Kartal gelmesin, löv gelsin dersiniz. Bir bakarsınız Rize'yi beşlemiş, Gaziantep'i beşlemiştir, Beşiktaş'ı beşlemiş bir takıma dönüşür. Şimdi göreceğiz bak Perkas yok. Mesut kadro dışı, Ozan kadro dışı değil mi? İrfan bir var bir yok. Sosa'yı oynatamıyor. Kısmi kadro dışı. E, Berişa'da hiçbir verim yok. İşin e bir de o boyutu var. Allah sonumuzu hayretsin arkadaşlar. Videomuza bir beğeni çok görmeyin. Bakın yorumlarınızı lütfen rica ediyorum. Yalvarırım. En azından şu şekilde bir yorum yapın. 450 dakika beklemeye var mısınız? Ya da şunu yazın. Evet bence de 450 dakika bekleyip öyle yorum yapalım diye. Hepinizin yorumlarını bekliyorum. Şunu diyeceksiniz belki en fazla. Ya hocam İsmail Kartal'la devam edilecek mi edilmeyecek mi? Transfer. E bir sürü transfer var. Fırsatlar var. Şimdiden elimize geçiyor. Ya İsmail Kartal da olsa, Löv de olsa bugün Luis Suarez ismine hangisi hayır diyecek? Hani kovaladığın adam bu. Konan. Hangisi hayır diyecek? Ha sen Ferdi'ye tavsın. Nova Bak bugün Noah oyunu almadık. Kısmi kadro dışı adam farkında değil misin? Sosa, Noah oyunu alınmıyor. Bak oynatılmıyorlar. Bak Gustavo bile oynatıldı. Valencia oynatıldı. Dünya kadro dışıydı. Değil mi? Berisha mesela oynatıldı. Nazım bak oyuna hiç alınmıyor. Yani Nazım, Noak, Sosa fark ettiniz mi bilmiyorum. Hep birlikte göreceğiz. Ha belki de antrenman performansları yeterli değildir. Biz kuruntu yapıyoruzdur. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.